1951 filmi The Day the Earth Still Stood Still'de Plato adlı bir uzaylı ve robot arkadaşı Gord, gelişmiş uzaylı teknolojilerini kullanarak dünyadaki neredeyse tüm elektronik teçhizatı aynı anda durduruyor. Arabalar, fabrikalar, televizyonlar ve daha pek çok şey çalışmayı bırakıyor ve gezegen ürkütücü bir duraklama içerisine giriyor. Peki ya film, kelimenin tam anlamıyla gerçeğe dönüşüyorsa? Daha da güçlü bir alete sahip bir uzaylı hayal edebilirsiniz. Gezegenimizin dönüşünü durdurabilecek bir uzaylı. Hollywood orijinalinden çok daha yıkıcı bir film olurdu herhalde, öyle değil mi? Farkında olmayabiliriz. Ancak gezegenimizin dönüşü dünyadaki en temel süreçlerin bazılarının altında yatıyor. Aslında dünya sabit bir gezegen olsaydı muhtemelen burada olmazdık. Dünya bir anda dönmeyi bırakırsa gezegenin yüzeyinin çoğu için çok büyük bir felaket olacağı açık. Hissetmesek de hepimiz dönerken gezegenle birlikte hareket ediyoruz. Ekvatorda bu saatte yaklaşık 1609 kilometre hıza çıkıyor. Gezegeni aniden durdurursanız üzerinde oturan her şey doğuya doğru uçar. İnsanların, evlerin, ağaçların, kayaların ve daha fazlasının saatlerce, yüzlerce kilometre hızla yana doğru fırlatıldığını hayal edin. Sonrasında hala neredeyse gezegen kadar hızlı dönen yüksek hızlı rüzgarlar yüzeyi temizler. Yavaşlama daha kademeli olarak gerçekleşseydi etkiler yine de dramatik olacak, ancak daha uzun bir süre boyunca ortaya çıkacaktı. Fark edebileceğimiz ilk şey, güneşin artık bir gün boyunca gökyüzünde dolaşmıyor olmasıdır. Güneşin görünürdeki hareketi dünyanın dönüşünden ileri gelir. Yani eğer gezegen durağan olsaydı, tek bir günün yarım yıl sürmesine neden olurdu. Yine de bazı çok uzun süreli gün batımlarını dört gözle bekleyebilirdik. Alışkın olduğumuz 24 saatlik günler olmasaydı, biyolojik sirkadiyen ritimler tamamen geçersiz hale gelirdi. Vücudumuza ne zaman uyuyacağını ve ne zaman uyanacağını söyleyen ritmik hücresel süreçler, kısmen güneş ışığının işlev görmesi için yapılan düzenli değişikliklere bağlıdır. Arılardan ağaçlara kadar dünyadaki birçok canlı yaşamlarını sürdürmek için sirkadiyen ritimlere güveniyor. Bu döngüleri değiştirmek normal davranış kalıplarını altüst edebilir. Dünya üzerindeki atmosferik modeller de gezegenin dönüşüne bağlıdır. Gezegen dönmeyi durdurursa eğer hava akımlarının hareket etme şeklini büyük ölçüde değiştirirdi. 1600 km/saat rüzgarlar söndükten sonra. Bugün gördüğümüz rüzgar modelleri, dünya çapında yağışların ve sıcaklıkların arttırılmasında önemli bir rol oynuyor. Hava akımlarındaki herhangi bir değişiklik, örneğin ormanların şu anda bulunduğu yerlerde çöllerin çiçek açmasına veya donmuş tundranın yaşanabilir hale gelmesine neden olabilirdi. İklim değişikliği, küresel hava modellerini değiştirdikçe, çok daha küçük ölçekte de olsa benzer bir şeyi şimdiden görebiliyoruz. Sonuçlar, belirli ortamlara bağlı organizmalar için felaket olabilir. Dönmeyen bir dünya aynı zamanda kasırgaların sonu anlamına da gelir. Dönen devasa fırtınalar, gezegenin dönüşünden kaynaklanan Coriolis kuvvetleri tarafından oluşturulur. Büyüyen bir fırtınanın alçak basınç alanına çekilen rüzgarlar, kuzey yarımkürede saat yönünün tersine ve güney yarımkürede saat yönünde döndürülerek bir kasırgayı tanımlayan spiral çizgiler ve merkezi göz ortaya çıkar. Bu süreç, fırtınaların bu kadar güçlü büyümesinin bir nedenidir. Bu yüzden onları kesmek, gezegenin dönüşünü durdurmanın nadir faydalarından biri olabilir. Ancak hareketsiz bir gezegen, aynı zamanda manyetik alanımızın sonu anlamına da gelebilir. Bilim insanları, kesin mekanizmalar konusunda hala belirsizlikler olsa da, manyetik alanın dünyanın sıvı metal çekirdeğinin hareketleri tarafından yaratıldığını düşünüyor. Bilim insanları buna dinamo diyorlar ve sonuç gezegenin etrafında kıvrılan görünmez manyetik alan çizgilerinden oluşan bir ağdır. Bu alanı kaybetmenin etkileri artık pusula ile gezinememekten çok daha kötü olacaktır. Dünyanın manyetik alanı diğer şeylerin yanı sıra bizi kozmik ışınlardan ve güneşten gelen elektromanyetik fırtınalardan korur. Kesinlikle bağlı kalmak isteyeceğimiz bir şey. Bildiğimiz kadarıyla hiç dönmeyen bir gezegen yok. Gezegenleri ve diğer gök cisimlerini oluşturan süreçler doğal olarak dönme ile sonuçlanır. Bu da tüm dünyaların baştan beri döndüğü anlamına geliyor. Ancak dönmeyen bazı gezegenler de var. Astronomların gelgit kilitlemesi dediği bir şey. Bunlar yıldızlarına her zaman aynı yüzünü gösteren kalıcı gece ve gündüz yanlarıyla sonuçlanan dünyalardır.
gezegenler ve yıldızları arasındaki yer çekim etkileşimleri bir gezegenin dönme hızını yavaş yavaş yörünge dönemiyle tam olarak eşleşene kadar yavaşlatabilir. Uydumuz Ay, gelgit kilitlemesine iyi bir örnektir. Gökyüzünün neresinde olursa olsun veya hangi aşamada olursa olsun Ay'ın yalnızca bir tarafını görüyoruz. Bu gezegenler uç yerler gibi görünse de bir tarafı donmuş, diğer tarafı pişmiş. Bazı bilim insanları hayatın orada hala bir yol bulabileceğini öne sürüyorlar. Bazı gökbilimciler, dünya dışı yaşamın günün geceye dönüştüğü yerin yakınında, gelgitle kilitlenmiş dünyaların alacakaranlık bölgesinde mutlu bir ortam bulunabileceğini düşünüyor. Dünyanın güneşe gelgitler halinde kilitlenmesi ise pek olası bir şey değil. Bunun gerçekleşmesi için çok uzaktayız. Ve gezegenimizin dönüşü çok az yavaşlasa da gezegenimiz asla dönmeyi tamamen durdurmamalıdır. Bu minnettar olunacak bir şey. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.